Hadi gel de iki lokma bir şeyler yiyelim. Ben yürüyeceğim biraz. Ne oldu? Çok korkuttun bizi şeker marul. İyisin değil mi? İyiyim şeker fasulye, merak etme. Peki ama neden Banu'yu koruyorsun? Deniz söyledi değil mi? Söz vermişti. Verdiği sözü de tuttu zaten. O olmasaydı şimdi senin yerine babamla konuşuyor olurdum. Özgür, ne olur kimseye bir şey söyleme. Peki ama neden? Nedeni yok. Bu Banu ile benim aramda. İyileşmemi istiyorsan kimseye bir şey söyleme. Of be Pelin. Ne olur be Özgür. Peki tamam. Ben okula gidiyorum. Sen de iyice dinlen, tamam mı? Ne yani? Pelin'in kleptoman hikayesini Banu mu uydurdu? Ha? Saçmalama artık. Vallahi Ozan'cığım, hepsi yalandı. Hepsi Banu'nun senaryosuydu. Kız seni de kandırdı. Şu haline bak, gözünü kör etmiş. Sen bu kıza resmen aşıksın oğlum. Vallahi Pelin'in kleptoman olduğunu tek Banu'dan duymadım. Başka şahitler de var. Öyle mi? Kim? Ha, Pelin'in dershaneden arkadaşı olan kız mı? O da yalandı Ozan. Banu ayarladı. Parayla ayarladı kızı. Yok artık. Buna inanma mı bekliyorsun ha? Vallahi kardeşim, seçim senin. İster inan, ister inanma. Ama gerçekler bu. Pelin Banu'nun yüzünden az daha ölecekti. Ha, ama yok. Ben Banu'yu hala seviyorum. Hala ona aşığım diyorsan da seçim senin. Sana hayatta başarılar dilerim. Banu benim diye çekemiyorsun değil mi? Hayatta ilk kez bir kız sadece benim ve sana yüz vermiyor. Melih, bu kadar adi olma. Vay, sert erkek. Laflara bak sen. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Keyfin bilir Ozan. Aklı çabuk başına geldi bizimkinin. Ay. Ali İhsan? Saygılar sunarım abi. Haberler cillop. O iş tamam. Hoş geldin tatlıcadım. Sen bana yakışıklı ukala demediysen kesin bir terslik var. Yolda Pelin'i düşünüyordum. Yani bir insan nasıl kendine kıyabilir? Yaşamaktan vazgeçer, aklım almıyor. Eğer Pelin gibi özgüven eksikliği olan biri ise bunu yapar. Pelin, özgüven eksikliği. Hiç öyle görünmüyor ama. Kimse göründüğü gibi değil aslında Deniz. Bak. Pelin'in uzun yıllar bir kilo problemi vardı. Bu yüzden kendini hep çirkin ve değersiz hissetti. Çok zor zamanlardı onun için. Ben de zor zamanlar geçirdim. Ama sen hepsinde yanımdaydın Mert. Her zaman da yanımda olacağım. Lan oğlum, hasta mısın sen? Ne işin var senin burada ya? Evimi nereden buldun? Araştırmacı bir kişiliğe sahibim abicim. Hem bak, istediğin kitabı da buldum. Ne kitabı? Demiştin ya abi, yazarını bul imzalat diye. Onu da yaptım. Ha, şu mesele. Oğlum ben tamamen unutmuştum onu ha. Aferin Cinali. Aferin. Hadi uza. Abi okula gideceksen birlikte şey etseydik. Uza ulan. Güzel. Anlattıklarından sonra Pelin'le ilgili aklım iyice karıştı. Eskiden Pelin'e kızıyordum. Ama şimdi üzülüyorum. Sana dedim tatlıcadı. Kimse göründüğü gibi değildir. Ayrıca ben de Pelin'in bu haline çok üzülüyorum ama Elden bir şey gelmiyor işte. Mert, iyi ki yanımdasın. Belki sen olmasan ben de yanlış bir şeyler yapardım. Yapmazdım. Neden? Çünkü sen her türlü zorluğa göğüs gerebilecek kadar güçlü bir kızsın. Tiksiniyorum Melis, senden tiksiniyorum. Hepsi Banu'nun senaryosuymuş. Yalancı, Allah'ın cezası herif. Ne var Melih, ne istiyorsun? Naber sert erkek, merak ettim seni. Bana bak, sabrım taşıyor. Sen bana dalga mı geçiyorsun ha? Niye aradın? Gerçekleri duymak ağır geldi değil mi canım kardeşim? E tabi hazmetmek kolay değil. Ama ne yaparsın işte, hepsi gerçek. Melih, sen kötüsün. Vicdansız herifin tekisin. Ayaküstü durmadan yalan söylüyorsun. Ama sana söyleyeyim mi? Bugün söylediklerin hepsi yalandı. Fakat tek bir şey doğruydu. O da Banu'yu sevdiğim. Evet, onu çok seviyorum. Peki o zaman Don Juan. Ne diyeyim? Yolun açık olsun. Mutluluklar dilerim. Meri, Banu'yu da beni de rahat bırak. Yoksa seni pişman ederim. Pelin'in taburcu olmasına çok sevindim Özgür. Her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisin. Eğer Pelin'e bir şey olsaydı asla affetmezdim kendimi. Neler hissettiğini anlayabiliyorum. Ne de olsa benim de bir kardeşim var. Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin. Evet, ortaokulda okuyor. Adı Fatoş. Meyveş ve Fatoş. Ne kadar kafiyeli. Fatoş biraz üzülse günlerce aklıma takıyorum. Senin neler yaşadığını düşünemiyorum bile. Tüm bu yaşananlardan sonra bir kez daha şuna emin oldum. Hayat gerçekten çok kısa. İçimizden geldiği gibi doya doya yaşamamız gerekiyor. Keşkeler gelmesin diye arkamızdan. Afiyet olsun. Sen ne yapacağını benden daha iyi bilirsin ama diyorum ki sakin sakin karşına alsan, bir konuşsan, nedir ne değildir. Hani belki... Olan ortada. Nesini soracakmışız? Ne bileyim. Erken geldin Suna. Çalışacak halim yok. Kapıyı açarsanız uzanacağım ben. Konuşacağız, otur. Nereye gitsek bunu görüyoruz ha. Arkadaşlar muhabbetinizi böldüm. Kusura bakmayın ama Pelin'i gördünüz mü? Niye bize soruyorsun bunu? Mert. Bak seninle sürekli olarak her konuda tartışıyoruz. Ama bu olayda aynı taraftayız değil mi? Ben seninle hiçbir zaman aynı tarafta değilim Melih. Mert sen de ben de Pelin'in iyiliğini istiyoruz sanırım. Allah Allah. Ne zamandan beri Pelin diğer kızların önüne geçip senin umurunda olmaya başladı acaba? Çünkü ben Pelin'i seviyorum Mert. Hadi be. Sen ne anlarsın sevgiden zibidi? Mert yeter. Neyse. Ben sizin muhabbetinizi bölmeyeyim. Sen niye sürekli bu herifi koruyorsun? Ben kimseyi korumuyorum Mert. Her zaman kolay olmuyor istediğin gibi yaşamak. Bazen engeller çıkıyor yaşamadığın. En büyük engel de insanın ta kendisi. Mesela ben. Ben Banu'yu gözümde ne kadar büyütmüşüm, ne kadar önemsemişim meğer. Neredeyse Pelin Banu'nun yüzünden ölüyordu. Zor olan galiba yakınımızdakini fark etmek. Artık her şey değişti. Banu diye biri yok benim için. Artık biraz da bana bakar mısın? Tabii. Hop. Ben hemen döneceğim. Tamam. Efendim Hande. Hiç açmasaydın. Neredesin oğlum sen kaç gündür? Ya Hande sorma ya. Bir sürü şey oldu. Melih, konuşmalıyız. Olur, konuşalım. Otursana. Planı erteliyor muyuz o zaman? Hayır canım, ne ertelemesi? Tam tersine ikinci aşamaya geçeceğiz. Sen hemen moda kafeye gelebilir misin? Bak Melih, bu durum Pelin için çok önemli. Ona hiçbir şey söyleme, tamam mı? Madem bu kadar önemli, tamam söylemeyiz. Ne oluyor burada? Mert. Ne işin var senin bu herifin yanında? Oğlum bir şey de sinir yapma ya. Kız arkadaşımla ilgili bir şey söylemeye geldi sadece. Hepsi bu. Mert tamam. Hadi masamıza gidelim. Geç otur. Konuşacağız. Sen okula başladığın gün ben sana ne dedim? Ne dedim diyorum sana? Baba lütfen. Okuldan eve, evden okula dedin. Yüzümü yere eğdirme dedin. Sen ne yaptın oğlanlarla? Baba, o benim sadece arkadaşım. Yani yeni fotoğraf makinesi almışlardı. Onu deniyorduk. Hıs! Bizim kitabımızda var mı öyle oğlanlarla resim çekilmek filan? Yavrum, hem yarın öbür gün evleneceksin. İnsanın başına dert açar böyle şeyler. Anne yemin ederim ya. Yemin ederim sadece eğleniyorduk. Sen beni katil mi edeceksin? Böyle eğlence mi olurmuş? Baba ne olursun bir kere dinle. Neyini dinleyeceğim senin ha? Utanmadan kepazeliklerini mi anlatacaksın bana? Ya ne konuşuyordun sen bu zibidiyle? Mert yapma Allah aşkına. Pelin konusunda ağzını kapalı tutmasını söyledim o kadar. Heh, tam adamını bulmuşsun. Ne anlar bu böyle işlerden? Mert lütfen. İyi tamam. Melih'in bugünü mahvetmesine izin vermeyeceğim. Kalk kaçırıyorum seni. Nereye? Hadi yürü. Tamam ama önce lavaboya gitmem gerekiyor. İyi tamam git lavaboya. Ben seni kapının önünde beklerim. Ben doğuştan şanslıyım be. Bu işte tamam. Yavrum, sen her şeyin fiyatını biliyorsun ama hiçbir şeyin değerini bilmiyorsun. Şu babaya yapılır mı bu hiç ha? Anlat, dinliyorum. Baba, o arkadaşım benim en yakın arkadaşımın kuzeni. Biz onunla kardeş gibiyiz. El alemin kuzeni senin nereden kardeşin oluyormuş? Yani baba o çocuk bana böyle kötü gözle bakacak bir insan değil. Kardeş gibiyiz. Tövbe tövbe. Ben sana erkeklerle konuşmayacaksın, görmeyeceğim demedim mi? Hem sen kendi kardeşini düşünsene. Ablan senin yüzünden okuyamadı. Anne şimdi seninki de laf mı? Evet. Bir çift laf da ben edeyim hanıma. Doktor olayım. Ablama, anneme, babama bakayım. Gönül borcumu ödeyeyim diyeceğine. Sübhanallah. Kardeşmiş. Yavrum sen ne sanıyorsun erkekleri ha? Anne, ben derslerime çalışıyorum. Ayrıca sizin yüzünüzü yere edilecek hiçbir şey yapmadım. Gördük ne yaptığını. Arkadaş kardeş diyor bir de. Benim emeğimin kıymeti yoksa ben hiç acımam sana. Okul yok sana. Ne? Yazım sen ne diyorsun Allah aşkına? Bu memleketin bunun gibi doktora ihtiyacı yok. Kırsın dizini otursun evinde. Neredesin anlamadım ki. Yok artık. İşte burası da meşhur kuğulu park. Birkaç kere önünden geçmiştim ama içine hiç girmedim. Canım ne zaman çok sıkkın olsa buraya gelir saatlerce düşünürüm. Gerçekten çok güzel bir yer. İşte bunlar da parka adını veren kuğular. Çok zarif duruyorlar. Şimdi karnımız acıktı değil mi? Evet. Ankara'da acıktığın zaman yapacağın şey çok bellidir. Neymiş o? En yakın fırından şöyle mis gibi bir Ankara simidi alıp ayranla birlikte mideye indirmek. Pekala, sen al bakalım bunları bekle. Ben de bu muhteşem ikiliyi alıp geliyorum. Tamam. Bu ne? İçki istemedim ki ben. Beyefendinin ikramı. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Pardon, tanışıyor muyuz? Ayşe Gülçelik. Hem de imzalı. Mert, inanamıyorum bunu yaptığına. Ya nasıl hatırlamazsın? Hani geçen gün koşuda karşılaşmıştık ya. Hı, ben çok sık koşarım. Şöyle söyleyeyim, sen ayağını burkmuştun. Ben de sana yardım etmiştim. Evet, evet hatırladım sanırım. Nasıl oldu ayağın? İyi, fena değil. Evet. Koşuyor musun peki hala? Yok, şu sıralar pek koşmuyorum. Gerçi ihtiyacın da yok zaten. Senin de şöyle rahat olduğun bir vakitte, hani uygunsan bir şeyler yapsak diyorum. Hani bir yerlerde birer kadeh bir şey içsek. Ben genellikle sokakta tanıştığım erkeklerle bir şey yapmam. Hele hele bu erkek hiç tanımadığı bir kadına içki ısmarlayacak kadar sığsa, o zaman hiçbir şey yapmam. Sen dünyanın en tatlı, en ince, en romantik erkeğisin. Yani bir simit ve ayran için hiç bu kadar güzel bir iltifat almamıştım. Hem simit ayran için hem de bunun için. Bu ne? İmzalattığın kitap. Bir de Deniz bir yanlışlık var herhalde. Bu kitabı ben imzalatmadım ki.